Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden Şafak Yaylan'ın cenazesinde olaylar çıktı. Teröristin evi taşlandı. Gerginlik teröristin cenazesinin memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine geldiği anda başladı. Vatandaşlar Cumhuriyet Savcısının şehit edilmesine çok öfkeliydi. Şehitler ölmez! Şehitler olsun! İlçede yoğun güvenlik önlemleri vardı. Şafak Yaylan'ın cenazesi Karabörk köyündeki evlerine getirildiğinde ise öfkeli kalabalık eve doğru yürümek istedi. Ancak jandarma izin vermedi. Bayrak inmez, vatan ölmez! Bayrak inmez, vatan ölmez! Sinirler her geçen dakika daha da gerildi, olaylar çıktı. Jandarma barikatından kurtulan bazı vatandaşlar teröristin evini taşlamaya başladı. DHKPC militanı Yaylan'ın dayısı yeğenine sahip çıktı. Devletin operasyonu, polisin operasyonu çok başarılıdır ama 3 tane ölü var burada. Bu da benim için. Bu da bizim canımız, ciğerimiz. Biz insan değil miyiz? Şimdi çekiyorsunuz, buna terörist diye altına yazı yazacaksınız. Lanet olsun bu ülkenin teröristi, kimse lanet olsun. Terörist bu ülkeyi satan, toprağını satan, soyan insanlardır terörist. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı şehit eden diğer terörist Bahtiyar Doğruyol'un cenazesi ise Ankara'ya götürüldü. Cenazesine sadece birkaç kişi katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun önünde ise yine yoğun güvenlik önlemleri vardı. Çünkü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen Elif Sultan Kalse'nin cenazesi oradaydı. Terörist Elif Sultan Kalse'nin cesedi akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. O dakika itibariyle de kurumun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polisler üzerlerine çelik yelek giydi. Herhangi bir saldırıya karşı önlemler alındı. Zırhlı araçlar ise herhangi bir saldırıya karşı hazır bir şekilde bekletiliyor. Adli Tıp Kurumu'nun çevresinde kuş uçurtulmadı. Çünkü bir gün önce gün boyunca burası gösterilere sahne olmuştu. Elif Sultan Kalse'nin ailesi Adli Tıp Kurumu'na geldi. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen terörist Elif Sultan Kalse'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'nda. Şu anda avukatları geldi ve görevlilerle şu dakika itibariyle görüşüyorlar. Kalse'nin otopsisi tamamlandıktan sonra cenazesi ailesine teslim edildi. Çekmeyin, ne var ya? Çekmeyin, ne var?